Bitti. Kendisi bitirdi. Kendisi bitirdi. Ben yapacak bir şeyim kalmadı. 11 sene boyunca direndim. Ama bu saatten sonra ya hem bedensel hem zihinsel olarak yani benim çocuklarım bana yeter. Ha ilerleyen zamanlarda ne olur onu da bilemeyiz yani. Genç bir bayanım yani. Yani ilerleyen zaman ilerleyen yani, zamanlarda ne olur? Şahin kendini affettirir mi? Yok yok. Şimdi daha boşanmadan yeni bir evlilik hayali falan kurmayın. Öyle düşünmüyorum ama ilerleyen zamanlarda ne olacak? Şimdi çünkü bir boşanırız, ben, evliliği evet, bitirirsin. Evet evet. Şimdi bir kere 11 yıl birinin bu kadar sıkıntısını çektikten sonra hani bana sorsan. Çocuklarım bir daha büyür. Hani hep konuşuruz bunu bir de tövbe billah dersin. Bir daha hayatını, değil canım 3 sene 5 sene. Hayatını çocuklarına adarsın. Çocuklarım ama bunu ayrı. Niye söylüyorsun peki? Nasıl? Yani bunu neden söylüyorsun? Vallahi gayet basit genç bir anne olduğum için, acık çocuklarımı büyüttüğüm için yani. Ama o hedef daha şey, önce senin bunu bitirmen lazım. Bitireceğiz, bunu bitireceğiz canım. Bunu bitireceğiz, noktayı koyacağız böyle her şeye. Şahin bunu söyleseydi. Nasıl? Tamam ya Meryem boşanalım ben de yoluma bakayım. Yeni bir hayat kurayım Allah deseydi. Allah işinin gücünü rast gelsin herkesin bu saatten ablacığım. Sonra evlenebilir. Sıkıntı bir şey yok. Söyleyebilir miyim? Ben... Söz hakkı alabilir miyim? Tabii tabii tabii. Sıkıntı yok. Demek ki benim eşim benden bunun için boşanacak abla. Çocukları için değil. Yok yok çocuklarım benimle yani ayrı. Yani bir anne ben size şu kadar söyleyeyim. Bir anne çocuklarını ömrünü adamış olsa bu kelimeyi kullanmaz abla. Ben zaten bak, boşandıktan ben... sonra hayatını bilemezsin de. Anladım anladım da ben size sadece şu kadar konuşuyorum. Bir anne çocuklarına ömrünü adamış olsaydı bu kelimeyi kullanmazdı. Ben bu kelimeyi kullansaydım. Esra Hanım benim çocuklarım öncelikle... Burada yani beni o kadar rencide yapardınız abla da yapacak bir niye şey yok. Niye söyledin bu cümleyi? Ya ben genç bir bayanım ilkten çocuklarım bakın, önde. Bakın yaptığınız evet herkes biliyor boşanan insanlar tekrar evlilik yapabilirler ama bunu bu dönemde eşinize tevhim etmeniz canlı yayında evet, çok ben de kişisel olarak bunu yakıştıramadım. Kimse size... Anneniz, babanız, eşiniz hiç kimse diyemez. Bundan sonra evlilik yapmayacağız. Abla. Bu sizin en doğal hakkınız boşandıktan sonra. Ama bunu bu aşamadayken karşı tarafa tevhim etmek çok tehlikeli ve açıkçası da ben çok ahlaki etik abla, bulmuyorum. Abla, bir dakika. Söz hakkı alabilir miyim tabii. Abla? Şimdi abla ben size şu kadarını söyleyeyim. Eşim bunu söylememiş olsaydın, bu cevabı kullanmamış olsaydın benim şeysinde... O kadar şeysi yüksektin ki bu saatten sonra abla yani bana benim yaptığımı ona benim yaptığımı o bana yapsa o bitti artık. Tamam bitti zaten bitti yani ilk önceliği benim çocuklarım ama genç bayan. Yani şimdi gençsin hayat önünde uzun buna evet. Kimse bir şey diyemiyor. Evet. Boşandıktan sonra da diyemez evet, evet. Ama daha hani bunun kararını verirken ben hani. Bıktım artık bu evlilik beni çok yordu kendime çocuklarım için bir hayat adayacağım dediğinde hani bunu söylemene bile gerek yok ben bir an önce bitireyim boşanayım o herkesin Esra'nın kalkıp da yani bundan boşandıktan sonra evlenecek diye bir halim yok yine çocuklarım var Meryem Hanım bir şey söyleyeceğim ama Meryemciğim bunu yapacağın için demiyorum ben bunu söyleyen de evlenir mi evlenmez o tartışmalı da bunu özellikle Şahin'in canını acıtmak için yok, söylediğini düşünüyorum yok, ben. Yok canını neden acıtacağım ki? O da evlenebilir Esra Hanım. Ama daha boşanmadan evet. Niye bunu konuşuyorsunuz ya? Çok erken bunun için. Siz önce boşanmanın şartlarına... Meryem bir şey söyle. Evet söyle. Sen 5 çocuklu bir adamla evlenir misin? Nasıl? 5 çocuklu bir adamla yok canım evet, bak Gamze Hanım şimdi, ben... Eğri oturalım doğru konuşalım Esra Hanım 5 çocuğuyla kimin yanına sığabilir? Arkadaşlar ya oraya gitmenize gerek yok tamam, biten bir evlilik yok düşün. Ya. Ama hala evliliği düşünüyor da o yüzden 5 çocuğuyla Gamze Hanım ben size kendi anladığımı anlatamadım herhalde. Yanlış ifade ya. Ediyor yanlış kendini. Yanlış ifade ettim bak. Biz anladık ama burası kadısı... Yeri değildi. Yani hayır ben... Hayır kalkıp da bak beyden... Ayrıldıktan sonra hala evlenecek değilim. Önümde uzun yıllar. Ama ilkten her işten evvelisi çocuklarımı adadım ben kendimi. Yanlış belki konuşmuş olabilirim belki stresle. Meryem kendini yanlış ifade ettiğini düşünüyorum. Yani, bence yani belki de, yani. De o şekilde yumuşatmaya çalışayım. Neden? Belki de. Boşanmak istediğim bir adam var karşında. Evet. Tüm hataları yaptığı günahıyla sevabıyla karşında değil mi? Tamam. O sana kendini affettirmek istiyor. Sen de diyorsun ki bitti benim için. Bitti. Bitti. Çocukların için
mücadele edeceğim diyorsun. Çocuklarım mücadele, çocuklarım için mücadele. Önce be. Boşan, kafanı yastığa tamam. koy, bir huzurlu, ilk defa dingin bir hayat geçir. İşte ne bileyim dırdırsız, şüphesiz, sıkıntısız bir hayat geçir. Belki kendimi ifade edemedim belki yanlış. Ama bu da aklına... Esra Hanım, ben de bir şey sorabilir miyim Esra Hanım? Yani önce bir Şahin'e sormak istiyorum da. Buyur abla. Vallahi herkes dağıtıyor, ben toparlamak bana düşüyor yemin ederim. Buyur abla, buyur. Nereden nereye geldi görüyor musun yani? Şimdi abla ben size şöyle söyleyeyim. Tamam, herkes boşandıktan sonra, bak boşandıktan sonra diyorum. Herkes kendi yoluna gidecek ama ben şöyle söyleyeyim. Daha boşanmadan, yani boşanma davası yok ortada. Bir boşanma, açılmış bir dava yok. Sen bunu söylersen demek ki sen bu ömrünü çocuklarına adamış değilsin. Sen benden kurtulup başkasına gitmek istiyorsun. Yok 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 yok. Ben böyle düşünüyorum abla. Benim düşüncem bu. Biz sizi bu çifti nasıl algıladık biliyor musun Meryem? İşte genellikle Anadolu'da işte ilk evliliklerde kayınvalidenin yanında başlar ama çocuk olunca ayrılır, ama size 5 çocuk olmuş, ekonomik sıkıntılarınız da var. İşte o kayınvalide yanında kendi bireysel anlamda özgürlüğünü, o evliliğin tadını çıkartamayan bir anne ve kendilerine sıcak bir yuva kurulursa, işte Şahin de hal ve hareketlerine dikkat ederse, sanki o 5 çocuğun yüzü suyu hürmetine tekrar bir filizlenme olur, belki tekrar o evliliği yeşertebiliriz, kurtulabilir diye bir düşünce olundu. Seyircilerin karşısında da bence o izlenimi verdiniz bize. Ne çünkü... şey için, senin için şöyle üzüldük. Çok genç, ne kadar acı bir şey ki yani hani bu yaşta kendine ait bir ev yok. Evlilik kurumundan soğumuş, evliliğe dair inancını yitirmiş bir kadın olarak aslında hani birçok kişi üzüldü. Senin yaşadığını yani Anadolu'da da Türkiye'de de çok insan yaşıyor. Ama sen bugün dönüp hani ya bir boşanalım da ben de genç bir kadınım, yeni bir evlilik yaparım deyince aslında herkes için ya büyük bir... Ya Esra Hanım, şimdi ben anlatamadığım şok etkisi oldu. Ya. Şahin de şu anda konuyu şuraya çeviriyor. Diyor ki bu bana karşı duvar örmesinin, benim barışma tekliflerimi reddetmesinin altında demek ki kafasında benden boşandıktan sonra yapacağı bir evlilik hayır, var. Hayır, hayır, hayır. Onu söylüyor. Ablacığım şimdi... Ben her işten evvelisi... Ben kendimi bak, çocuklarıma adadım. Sen ömrünün tamam. çocuklarına adamışsın da tamam ben o çocuklarıma tamam devletin kestiği parmak acımaz, abla. Acımaz o da zaten. Annesi bende babasıyım. Devletin kestiği acımaz. Parmak acımaz. Devlet kime hak görürse ona verecek o çocukları. Evet. Yani zorla alıp da senin elinden zorla alıp da ona vermeyecek. Onun elinden zorla alıp bana vermeyecek. Ama sen burada şimdi öyle bir konuşma yaptın ki ne, sen ömrünü çocuklarına adamış ya gibi biri değilsin. Ya kardeşim, sen beni anlamak istemiyorsun ya mu? Ya ben seni senden ne anlıyorum da sen ben başkasına varacağız benim demiyorsun. Benim sana yaptıklarımı var ya başka bir insan bir eşine yapmamıştır yani. Ne yaptın? Ya çok ya şey işte yaptın, ben ne diyorum, işkide abla, kumarda bak, çok yaptığın için yine yerine yaptıklarım. Burayı onu. Buradan önce de. Yok yok. Buradan yok, önce yok. De yaptıklarım abla ya. Ama şu saatten sonra bak sizin huzurunuzda da söylüyorum. Evet söyle. Bu saatten sonra. Bitmiş. Benim için bitti. Zaten bitmiştir. Boşan yani ben artık boşanmaya, aynı evet, masada evet. oturup boşanmaya razıyım evet, diyor. Evet, aynen ya, aynen evet, abla, ya. Aynen. Şu güzel, bir mücadelesi vardı diyor ki benim kafamda evet. artık bu evlilik... Bitti, bende de bitti. Yani benim bir şeyim vardı abla, biraz çabam vardı bu evliliği çocuklarımız için kurtarmaya ama... burada bunu söyleyince o şeyim kalmadı yani, açık söyleyeyim ben size. Ya o ümidim kalmadı. Kalsa da kalmasa da zaten o ümit bende kalmadığı için tamam mı? Ama her işten evvelisi şey ben çocuklarımı ben kendime adamış bir anne olarak yani. Önce çocuklarım mı lazım bana? Önce. Çocuklarına tamam kadar bak. Efendim? Sen kendini çocuklarına adamışken bak bunu söylüyorsan. Yani ben size şöyle söyleyeyim, kendini çocuklarına adayan bir anne zaten evi bırakıp terk edip annesiyle küs gitmez de. Evet. Çocuklarına ömrünü adamış insan, ben kendimi konuşuyorum abla. Ben kendim, yemin ediyorum size, ben bak eğer bundan sonra evet. o çocuklarım için... Ben size şöyle söyleyeyim.
Şimdi bu diyor ki bakın, ben ömrümü çocuk karıma adadım diyor. Çok uzak planları, hayatın size ne getireceğini, ne götüreceğini bilmeden ablacığım, öyle havaya o kadar afaki konuşuyorsunuz. Şimdi, Şahin, sadece sana şunu söylemek istiyorum. Buyur abla. Diyorsun ya ben iki gündür burada mücadele ediyorum. Evet. Bak asıl olan ne biliyor musun? 11 yıl boyunca o bir tatlı söz söylenmiyor. O sevgi abla, gösterilmiyor. Ben 11 yıl boyunca o mücadeleyi yaptım. Hiç umurumda yani değil yani. Ben bir dal yani bir yaprak parçasına bile razıyım. Gönülden verilen şartlar imkanlar dahilinde. Bunlar yapılmıyor. Ne zaman ki bu kadınlar artık böyle tahammülsüzleşiyor, bıkıyorlar. Siz üstlerine basa basa onların canını acıtıyorsunuz. Nasıl ben ne yaparsam yapayım bu kadın bana dayanır diyorsunuz. Kadınlar ne zaman size resti çekiyor o zaman da süt dökmüş kuzuya dönüyorsunuz. Bunu abla, yapmayın. Bunu senin beslenle bütün erkeklere de söylüyorum. Tamam ben şimdi şurada şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam benim için de bitti. Devletin kestiği parmak acımaz abla. Yapacak bir şey yok. Bu dünyada bir tek biz de değiliz bu evliliği bitiren, bir tek biz de değiliz birleşen. Yapacak bir şeyim yok, daha fazla yapacak bir şeyim yok abla benim. Meryem şu an aklıma geldiği için böyle hızlı söyle düşündüm de. Özellikle bu cümleyi söyledin ki Şahin sana kendini affettirmek için bu kadar uğraşmasın diye mi söyledin? Yani özellikle mi yaptın? Yok uğraştırmasın ki ne? 30 gündür, 40-45 gündür, 35 gündür neredeydi? Ha, ben bunu söylersem biliyorum ki Şahin benden boşanır. Evet evet. Ya bunu işte düşünerek mi söyledin? Evet bilerek söyledim ya. Bilerek. Bence bunu ben sordum diye. Ablacığım zaten şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten o kafasında o bir düşünce olmasa zaten onu yapmaz. Demez bile yani. O kafada o düşünce olmasa demez bile abla. Şimdi her yönde ben hatalıyım ya. Her şeyde ben hatalı oldum. Yapmadığım bir şeyleri yaptı dedi bak. Yaptı. Size yemin ediyorum yaptı. Şerefim ve namusum üzerine eğer bak, ben bak, bunun bak, tek bak, bir saçının telini koparmış ama koparmadın. Başa dönmeyeceğim abla. Ben başa zaten dönmeyeceğim. Döneceğim zaten yine. Bu olayı burada kapatalım. Oturuyor musun lütfen? Bu olayı burada kapatalım. Daha fazla ben bunu sürdürmek istemiyorum. İstemiyorum bu saatten zaten sonra ben de. Zaten ben de istesen zaten de istemiyorum. İstesen de bu ileriye gitmez. Gitmeyecek abla. Zaten istemiyorum ben de istemediğim yani, için gitmediği için yani. Bu düşüncesi olmasa